En kritik referandum açısından en kritik tabanı en kritik hale gelen iki parti de bunlar. Hatırlayalım, aslında geriye dönelim, bir hafıza tazeleyelim diyelim. 2010 referandumunu hatırlayalım. Bugün 2010, 7 senelik süreçte, bugün süreç gelişimizin de hazırlayıcısıdır o 12 Eylül 2010 kampanyası. O zaman Fethullah Gülen dediğimiz bugünkü kendilerinin artık sadece FETÖ dediği, o zaman biz cemaat bir sürü suçun ortağıdır dediğimizde bize Hoca Efendi hakkında ne konuşuyorsunuz diyen AKP birlikte bir anayasa değişikliği yaptı ve kampanyasını yürüttü. Ve sonuçta gele gele, o zaman da HSYK vardı, yargının dizaynı vardı. Gele gele nereye geldik biz? Bugünkü koşullara geldik. Bugünkü koşullarda da MHP bir tür, bence o zamanki kitlesel taban olarak tabii karşılaştırmıyorum ama devletteki kilit noktaları tutmak bakımından ve yargıdaki kilit noktaları tutmak bakımından bence MHP FETÖ'nün yerini üstleniyor artık bu referandumda. Esas olarak mesele budur. Ve bu saatten sonra o zaman HDP, hatırlayalım, boykotçuydu. Boykot evetlere yarayan bir tavırdı. Bugün geldiğimiz noktada siz tanımlıyorsunuz MHP'nin asıl profesyonelleri ve belki işte %11'lik, 12'lik bir kitle ise bu, bunun belki %4'ü, 5'ini temsil edecek bir kesim. Eskiden iktidarın ortağı olan cemaatin, FETÖ'nün yerine devlete yerleşecekler. Evet, bütün anketler destekliyor ki, bütün anketler doğruluyor ki her şeye rağmen MHP'nin %10'sa, 11'se, 3'te 2'ye yakın bir kısmı ya hayırcı ya da sandığa gitmeyecek. AKP ne istiyor? Eğer MHP böyleyse büyük bir çoğunluğu hayıra yakınsa, evet vermeyeceklerse sandığa gitmesini istiyor.